Selamlar BTC Haber TV'den Kapital Programı ile birlikteyiz yine. Çok değerli bir konuğum var her zaman olduğu gibi. Aslında çok fazla title var, çok fazla ünvanı ve uzmanlığı var. Ama biz bugün onu Futurist olarak tanımlamak istedik. Futurist Ufuk Tarhan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Işık saçtınız stüdyomuza, harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Karşılıklı ben de öyle bakıyorum şu an. Harika, çok güzel o zaman. Yaşasın, çok iyi bir enerji var. Şu küçük hatırlatmayı yaparak başlayayım. Bize abone olup bildirimlerinizi açarsanız böyle şahane konuklara daha rahat ulaşabilirsiniz. Hatırlatmasından sonra başlamak istiyorum. Şimdi biz tabii blockchain'i, kripto varlıkları, metaverse, NFT'yi sürekli konuşuyoruz ama bir futurist gözüyle bugün başka şekilde konuşacağız ve sizin bu kimliğiniz beni çok etkiliyor. Zaten çok uzun zamandır sizi takip ediyorum. Şahane bir Instagram hesabınız var bu arada. Çok eğleniyorum ve bilgileniyorum bakarken. Bir futurist gözüyle bakalım bugün istiyorum programı. Öncelikle kendinizi T insan olarak da tanımlıyorsunuz. Bunu bir açmak isterim. Bir futuristin günü nasıl geçer bunu da merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir bakış açısıyla hayatı kendinize endeksliyorsunuz? Bir futuristin hayatı çok keyifli geçer bir kere. Hayal yani, gücü yüksek. Tabii hayal gücü yüksek. Ondan da öte herkes bana işte sen çok gülümsüyorsun hani hiç kötü şey düşünmüyor musun? Yani hep mi böyle iyi? Enerjiniz çok güzel falan. Gerçekten. Yani genelde öyle söylerler, öyle hissediyorum çünkü. Niye nasıl böyle filan derler. Ben de ya ben gelecekte yaşadığım için hani bugünün dertlerini algılayamıyorum galiba derim. Hakikaten öyle. Gelecek çok heyecanlı. Yani yapabileceklerimiz, olması gerekenler, olabilecekler, bunları düşünmek ve olumlu düşünmek çok heyecan verici ve geliştirici ve iyi hissettiriyor. Yani bugünün dertlerine ve sıkıntılarına ki onlar da bir süreç aslında, bir aşama. Onları aşacağız, başkalarını göreceğiz. Onları da atlatıp başka bir yere koşacağız. Bu süreklilik ve bu hareket, bu devinim beni çok heyecanlandırıyor. Hep çözmek ve nasıl daha iyi olur araştırmak ve neler var işte menzili uzaklaştırarak, uzatarak hani geleceğe bakmak, daha neresi var diye. O çok heyecanlı. İşte ben de o yolculuğu aslında epeydir yapa geliyorum galiba. Yani küçüklüğümden beri böyle olduğumu sonradan büyüyünce bu işleri, bu konuları ben bizzat işim olarak bilfiil artık ben fütüristim. Böyle de bir iş var bunu da iş ediniyorum kendime dedikten sonra hep yakınlarım söylersen zaten eskiden de bir tuhaftın hep böyle işte farklı şeyler düşünürdün diye. Yani bir yaşam biçimi hani bu şey var ya işinle... İşini ve özel ilgi alanlarını buluşmak, işini sevmek, yaptığını sevmek daha doğrusu. Sanıyorum ben onu yakalayabilen şanslı insanlardanım ama bu yanıltmasın çok erken yakalamadım. Ta 44-40 yaşlarımdan sonra oldu. Bunu hemen açayım ki şimdi gençler ah nasıl şöyle, hemen yakalanır evet, yani bir 29 yaşında biri olarak şöyle oluyor gerçekten. Hayat kendini keşfetme yolculuğu ya yaptığın işte buna çok hizmet ediyor aslında. Hizmet edemeyen çok. Bir kesim de var. Ben biraz daha şanslı taraftayım. Çok sevdiğim bir iş yapıyorum ama bu işi yaparken de kendini keşfediyorsun. Her işte kendini keşfediyorsun. Bu şey kırılma noktası gibi geliyor bana. Yani ben böyle biriyim. Ve bunu bir işe çevirebilirim ve hayatım evet. Çok daha keyifli geçebilir noktası gerçekten hayatım 40'lı yaşlarına tekabül ediyor. Evet. İster istemez çünkü aynen. Orada keşfediyoruz daha çok yaşayacağımızı yaşayıp o kaygılarımızı birazcık daha artık bir kenara atıp kendimizle hemhal olma hali var ya belki de ne o yüzden. Ne güzel laf hemhal. Karşılıyor aynen değil mi? Evet tam evet. Onu karşılıyor aynen gerçekten. Peki şimdi uyanıyorsunuz güne bir futurist olarak. Şimdi biz şöyle uyanıyoruz. Bir sürü haber akışı var elimizde. Bir sürü gelecek senaryosu bizde de var. Haberleri inceliyoruz vesaire. İnsanlarla konuşuyoruz. Ben kendimi tanımlayayım yani. Ben geleceğe baktığım zaman daha karanlık bir tablo görüyorum sizden. Hadi bunu deşelim biraz. Beni çürütür müsünüz? Çürütmeyeyim de birlikte yani o da var beyin çünkü. O da bir gerçek. Yani o da bir durum. Evet olan her şeyin... olumlusu ya da olumlusu yani bunu da aslında konuşabiliriz. Hani ne olumlu ne olumsuz. Çünkü öyle keskin virajlar almaya başladık ki bir müddet önce tükaka dediğimiz şey bir müddet sonra ha bu aslında iyi bir şeymiş oluyor. Hayatımızda da etrafımızda da bütün aslında yaşadığımız süreçte de. Dolayısıyla onu aslında birlikte dengelemeye çalışarak düşünelim. Yani tabii ki insanlar bilgisizlik korku ya sebep oluyor. Yani şimdi biz mesela burayı bir anda karartsak şu anda gayet rahatız ama bir anda kararsa her yer
ne olacağını bilmediğimiz için çarpar mıyız? Halbuki gördük önce nereye çarpıp çarpmayacağımızı biliyoruz. Daha önce bilmemize rağmen bir anda bilgisiz bir noktaya düşersek korkarız. Yani aslında bilmemekten dolayı. O yüzden ben fütürizmi ondan çok seviyorum. Fütürizm aslında bilmeye, geleceği bilmeye çalışmak, görmeye çalışmak. Bu gayretlerin bir toplamı. İşte fener tutmak gibi hep o örneği veririm. Aydınlattıkça neler olabileceğini daha özgür ve rahat bir şekilde düşünüp o düşünceye alıştıkça aslında korku azalıyor. Olabilir, ha o zaman bunu yapmam lazım noktasına geçiyoruz. Bu bilginin çoğalması bunu önleyecektir. Yoksa hangi bir konunun ucundan tutarsak tutalım şimdi. Ben sonuna kadar bunun çok iyi bir şey olacağını, yaratabileceğini savunurum ve doğrudur. Siz de hayır, çok kötü olabilir. Ya kalem bile, hani kalem de bir teknoloji neticede değil mi? O kalemi şahane şeyler yazmak ve geliştirmek için de kullanırız, kullanmışızdır. İşte ölüm ilanları, fermanları, bomba tasarımları, ne bileyim temerküz kampları da o kalemlerin ucundan çıktı. Veya kalkıp direkt olarak saplayabilirsin gözüne şu. Yani bu neticede çok yararlı, harika, dünyayı geliştiren, hepimizi geliştiren bir teknoloji ve araç. Ama çok nasıl da beter bir şey. Yani tamamen mesele o. Biz insanlık olarak, insanoğlu olarak ne yapmak istediğimize bir kolektif olarak karar vereceğiz. Daha çok, daha doğrusu oraya eğileceğiz. %100 iyi, %100 kötü, %100 bir şeyler aramaktan bir kere uzaklaşacağız. O zaman daha akışkan, daha rahat ilerleyebileceğiz. Nereye? İşte esas mesele o. Nereye? Yani ödev ne? Evet. Ne yapacağız yani? Peki tamam, onu öyle yapalım, bunu böyle yapalım. Şimdi işte aslında bu yazdığım yeni kitapla ben oraya doğru yürümeye çalışıyorum. Kitapta bunu mu anlatıyorsunuz diyecektim. Yarının işini alabilir miyim kitabı? Seyircilerimize tabii göstermek isterim. Yarının işini yarına bırakma. İkinci baskısı henüz çıktı değil mi? Şimdi çıktı çünkü birinci baskısını şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. DNR'ler tamamen aldıkları için bir lojistik planlama harikası diyeyim. Kitabın ikinci baskısı bana gelebildi. Birinci baskı şu anda dağıtıma çıktı. Bana bir tane alıp yollayamadıkları için. İlginç bir durum olmuş. Ben bugün uğrayıp alacağım. Kitabı nasıl sahibinin? Şimdi bu işte bir kitaptan öte bana göre. Yani başka bir bakış açısı. Dolayısıyla başka bir hayat var burada gibi geliyor. Biraz kitabı da konuşmak isterim. Bir de yarının işini yarına bırakma kısmı. Fikri ve ismi de çok güzel. Yani çünkü biz daha bugünün işlerini bile hali hazırda erteleme taraftarı olan bir toplumuz. Dünyayı çok bilemiyorum ama Türkiye için bunu rahatça söyleyebilirim. Yarın için yarına bırakma sizin için nasıl bir anlam taşıyor? Yarının neden işini, bu isim tam yani? O isim aslında, tam onu demek istiyorum. Zaten hep ne demek istiyorsam onu yazıyorum. Konuşur gibi yazıyorum. Son derece böyle akışkan, öyle çok fazla dil bilgisi, şu bu kurallarına dikkat etmiyorum ama editörlerimi delirtiyorum. Yani hakikaten konuşur gibi aksın. Konuşurken hata yapıyorsam orada da olabilir falan gibi ilerliyor. Onun için yarın işini yarına bırakma tam hakikaten demek istediğim şey. Biz aslında gelecek nasıl gelecek, neler olacak? Yarınları bayağı biliyoruz artık. Hele Covid'den sonra çok öğrendik. Herkes alıştı bu fikre. Bir anda maruz kaldık. Yani, evet, aynen. Benim yani 10 senedir, 15 senedir söylediğim şeyler ve çoğunlukla da biraz garipsendiğim, hani biraz zorlamalı, farklı düşünmeye çalışıyor gibi eleştiriler, geri bildirimler aldığım konular herkesin günlük konuşmasına girdi, bütün haberlere vesaire. Yani şunu demek istiyorum. Biz aslında 2030, 2040 hatta 2050'ye kadar neler olabileceğini neredeyse oturup reçete yazacak kadar bilir hale geldik. Kestirebilir hale geldik. Yani yarınları biliyoruz. Onun biliyoruz için, ama doğru biliyor muyuz? Bence şimdi doğru, yanlış yok. Yani bayağı yüksek ihtimali yüksek, olasılığı yüksek seviyelerde uz görebiliyoruz, öngörebiliyoruz, kestirebiliyoruz, ne dersek diyelim. Yani artık robotlarla, yapay zeka ile tamamen dijitalleşerek doğaya, birbirimize saygılı ekohümanistler olarak yaşamamız gerektiğini, yeryüzünün ve bizlerin nelere ihtiyacı olduğunu, yenilenebilir enerjiye geçmemiz gerektiğini, yapay organ yapabileceğimizi, üç boyutlu baskıları, metaverse'leri,
blockchain'leri, bitcoin'leri, uzaya gidip gelmeleri, her şeyi aşağı yukarı kestirebiliyoruz. Peki sizce... Bu yarın. Onu biliyorsak o zaman o yarının işini yarına da geldiği zaman yaparıma bırakamayız. Şu andan görebiliyoruz çünkü onları. Yarınları görüyorsak yarınların işini yapmaya başlamamız lazım. Yani yarına bırakamayız. Tam onu anlatıyorum ve 2050'den sonra demin de dedim ya peki sonra ne olacak konusunu deşmeye çalıştım. Ve bayağı kafa açıcı bir şey oldu gibi geliyor. Ona hiç şüphem yok. Hemen okuyacağım. ve sonra sizinle bir beyin fırtınası yapmak isterim. Şimdi bir fütürist olarak sizinle ben Metaverse'ü, blockchain'i, kripto varlıkları konuşmak istiyorum açıkçası. Yani Metaverse dediğiniz gibi Covid sayesinde artık başka bir noktaya geldik. Çabuk maruz kaldık ve sürekli bana kalırsa sindiremeden yeni bir bilgiyle daha donanıyoruz. Ne kadar donanabilirsek. Metaverse de böyle, kripto varlıklar da, blockchain de böyle. Metaverse'ü şu anda halihazırda bulunduğu konumu nasıl buluyorsunuz? İnsanların algıladığı şekliyle ve aslında bize neler vaat ediyor yani ileride? Çok şey vaat ediyor. Da şu anda biraz tabii şey yani... Doz aşımı bir şişirilmiş, köpüklenmiş. Aslında şey de böyle olmuştu. Siz tabii bilmiyorsunuz o zaman yoktunuz bile belki. ilk bilgisayar çıktığında, sonra internet çıktığında, sonra mobil olduğunda hep böyle o alanları ilk görenler, sezenler ve ilk kötü kullanmaya başlayanlar ooo burada felaket şey oldusa ona tabii oldu. Ama bir zamana ihtiyacımız var. Çünkü Metaverse dediğimiz şey yani öte dünyaya, sanal izdüşüme geçmek çok büyük dijit gerektiriyor. Dijit ile üretiliyor orası. Dolayısıyla o çok önemli bir altyapı. Bunlar Bitcoin, işte pardon, kripto varlıklar. Bu da şey gibi oldu. Hani eskiden hep jilet derdik, markaları ama söylemek gibi oldu. Kripto varlıklar ve blockchain sistemlerinin tamamıyla kurulması lazım. Çünkü onunla çalışabilen mekanizmalardan bahsediyoruz. Artı çok yüksek elektrik gerekiyor. Yani internet gücünün, kapasitesinin, hızının, elektriğin ucuzlaması, bunların hepsinin ucuzlaması, erişimimiz yani sınırsız erişim kanallarının açılması lazım ki biz hakikaten olması gerektiği gibi kullanabilelim. Olması gereken ne peki? Niye bu kadar seviyor insanlar ya da bazıları da çok korkuyorlar tabii. Ay iyice orada asosyalleşeceğiz, iyice ne insanlar sosyopat olacak orada filan gibi bir şey var. Ben korkuyorum. Evet yani bu kadar çok program yapmama rağmen hala korkuyorum. Neden korkuyorum? Çünkü orada bambaşka bir teknoloji ve fırsat havuzu var. Evet. Bir dünya insanı olma yolu var. Evet. Uzakların aşılma hali var. Ama bir de daha çok yapaylaştığımız, o dokunmatikliğimizin elimizden alındığını, hayat enerjimizi, şundan bahsediyorum. Fiziksel olarak yani Covid bize neler yaptı? Fiziki olarak performansımızın azaldığı kesin. Hı hı. İşte Metaverse gibi kavramlar buna da sebep olmayacak mı diyorum. Bu tarz soru işaretleri var kafamda. Hı hı. Bu programları yapmama rağmen var. Dışarıdaki ABC kişisi çok ilgilenmek zorunda olmayandan bahsediyorum yani. Herhangi bir insan için eminim ilk duyduğunda çok daha fazla kavram kargaşası vardır. Ne dersiniz buna? Yani böyle de bir durum da var tabii. Var. Fakat bu mesela kitap okurken de var. Çok kitap okur, çok oturursan da asosyalleşiyorsun, kendinle kalıyorsun. Mobille var, bilgisayarla var. Ya da asosyallik diye bir tip de var. Yani bunların hepsi biz olaya nasıl bakacağız ve bunları nasıl kullanacağızla ilgili. Bir de çok önemli bir gerçeğimiz var. Biz bir tane yer kürenin üstüne sıkışmaya çalışan şimdilik 7.8 ya da 9 milyar yani 2027'ye kadar 8 milyar olmamız bekleniyor. 2040'larda 9 işte onun üstünde de 2070'lere doğru da 10 civarında. Şimdi bu kadar kalabalık, bu kadar karmaşa ve komplikasyon yaratmış, dünyaya ve kendine kötü davranmış, kaynaklarını iyi kullanamamış ve paylaşamamış bir çok kalabalık bir türüz ve başka türlere de saygımız şeyimiz yok. Yani istilacı bir türüz. Bu türün bir kendine gelmesi gerekiyor. Böyle bu kadar çok hareket, bu kadar fiziksel üretim, atık yani ne yapıyoruz? Şu anda çok mu gerçekiz? Şu anda çok mu samimiyiz? Yani birbirimize dokunabiliyoruz da adam gibi dokunuyor muyuz? Evet. Yani
Biz şu anda çok olduk. Bu an iyi ama bu tür bakış açısı çok antik çağlardan beri var. Yani insan sürekli evrim geçiriyor, gelişiyor, dönüşüyor ve her yeni adımdan da korkuyor. Neden? Daha bilmiyor çünkü. İçine girmedi, alışmadı. Şimdi bunlara yavaş yavaş alışacağız. Bu metaverse, bir kere blockchain ve kripto varlıkların rahat ve hiç engelsiz bütün dünyada koşabilir hale gelmesi ya da en azından çok yaygınlaşması mümkün olmadan metaverse'ün tam anlamıyla yaşanması mümkün değil. Metaverse dediğimiz şey aslında çocuklar yıllardır zaten işte oyunlarla vesaireyle deneyimliyorlar. Evet, evet. Şimdi onun içine eş zamanlı hepimizin girmesi söz konusu. Girmek için de gereklilikler belli. Bir insan, nitelikli insan gücü lazım. Yani her bir objenin dijital olarak üretilmesinden bahsediyoruz. İşte üç boyutlu materyal tasarımcılarının bunların nasıl hareket edeceğinin, nasıl satılacağının, oradaki pazarların yepyeni iş alanları, iş konuları açılıyor. Bunlardan korkmak yerine yararlanmak lazım. Çünkü Metaverse'ün aslında en önemli faydası ve yani ortaya çıkışının belki de en önemli sebeplerinden biri ya da şu dönemde yaygınlaşmasının sebeplerinden biri, biz artık bu kadar çok fiziksel üretim ve tüketime dayanamayız. Evet. Bizim ekolojik bu kadar çok kıyafete, bu kadar çok eşyaya ıvıra kıvıra ihtiyacımız yok. Yok ama üretiyoruz. Dünyayı bir çöplüğe çevirdik. Bunun dijital olarak yapılması hiç değilse ehvenişer diye bir şey vardır. Siz gençler bilmezsiniz ama kötünün iyisi diyelim. Kötünün iyisi. Yani bir süreçte oraya geçmemiz lazım ki bir nefes alsın dünya. Bu kadar hani deyim yerindeyse vıcık vıcık yaşamak pek yaşamak değil aslında. Gerçekten çok tatlı bir bakış açısı oldu. Hakikaten şu an dokunmatik diyelim ona. Yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz? Hakikaten çok toksikleşti ilişkiler yani ve dolayısıyla başka bir dünyaya da geçmemiz gerekiyor. Bu da çok evet. Farklı bir bakış bir açısı. Bir nefes almamız gerekiyor. Yani bir durup bir düşün. Yani Covid'de bile ne kadar insanlar, insanlığın hepimizin ağzından bütün dünyadan aynı şeyler çıkıyor. Yani hangi ülkeye gitsek veya hangi ülkeyle irtibatta olsak, hangi kültürle aynı şeyleri duyuyoruz. Yani yok aslında birbirimizden farkımız. Çok çeşitli ve çok farklıyız diye düşünüyoruz. Belki fiziksel olarak farklılıklarımız var ama yok. Yani insan duyguları, ihtiyaçları aynı. Hala beslenmek, barınmak, örtünmek istiyoruz ve yaşamak istiyoruz. Bunun için de akılcı, daha iyi formlar arıyoruz sadece. Bu yani çok da abartmamak lazım. Basitleştirip yanınlaştırmakta fayda var. Şöyle düşündüğüm zaman geleceğin çerçevesini çizelim. 2040'lara gidelim. Şu mümkün mü mesela? Sadece sesi düşünüyorum. Paylaşım aracı para değil de kripto varlıklardan oluşan bir dünya. NFT'lerin bu şimdiki zamanlardaki gibi köpük hype yapmadığı, çılgın paralara, fahiş paralara yatırımların ya da trade'lerin yapılmadığı, onların bizim dijital kimliklerimizin olduğu bir dünya. Birazdan gelecektim ama belki bunu da bir açarız. 2050'lere kalmadan ölümsüzlüğün bulunduğu bir dünya. Şimdi nasıl bakıyorsunuz, böyle bir dünya olabilir mi sizce? Olacak diye bakıyorum. Oh. Tabii yani onları yapabilmemiz lazım. Onları yapabilmemiz gerekiyor. Yapamazsak işimiz zor ve kötü. Sadece ölümsüzlük derken onu bir fiziksel ölümsüzlük ya da bir de dijital ölümsüzlük diye ayıralım. Hı-hı. Dijital ölümsüzlük çok daha erken ve çok daha çabuk olabilecek. Yani o da nasıl olacak? %100 her şeyi dijitalleştirebildiğimiz zaman, hani genetik dahil, aslında genetik dijitalleştiğinde zaten büyük ölçüde öbürü de sağlanmış olur. Ama hemen hemen bütün fiziksel şeyleri diyelim, varlıkları, insan biyolojisi dahil dijitlere aktarabildiğimiz ölçüde ve bunu o blockchain dediğimiz, yani bütün sistemi birbirine bağladığımız zaman dijital ölümsüzlük çok da rahat olacak. Yani bunlar şu anda tabii hala ütopik ya da bazılarına göre distopik gelebilir ama mesela bunu yapan insanlar var. Diyelim ki Ray Kurzweil'i herkes biliyor, kitapta da anlattım. Ray Kurzweil babasının ani ölümünden çok sarsılmış ve babasıyla ilgili bütün materyalleri saklıyor, dijitalleştiriyor. Hayali babasını bir gün dijital olarak tekrar
ona en yakın formda yaşatmak ve onunla konuşmak. Böyle konserler veren ailelerinden izin alınarak hologram konserlerinin konserleri yapılanlar var. Yani hepimiz bir arzu etmeyiz mi Atatürk'ü mesela? Keşke daha çok datası olsa, o dataları bir yere yüklesek. Deepfake'ler bilmem neler bunlar çıktı. Bunların hepsi bir yerden koşarak geliyor. Evet. Sonunda o dijital ölümsüzlüğe çok yakın erişeceğiz. Ve bunların hepsi de o söylediğimiz sistemlerin üstünde koşacak. Yani olmaması kötü olur. Peki Ufuk Hanım, anladığım kadarıyla artık iki taraflı bir dünya yaşayacağız zannediyorum. Yani bir fiziki dünyamız var ve bundan zaten kaçmayalım ve kaçamayacağız da. Bir de dijital dünyamız olacak artık. Biz nerede yaşayacağız? Fijitalde. Hmm. Fijital bugün burada ilk defa kullandığım bir kavram ve deyim. Türetilmiş bir şey oldu. Belki de birlikte türettik. Hem fiziksel hem dijital birlikte yaşayacağız. Fiziksel ve dijitalin birleşimi fijital. İlk defa da bu programda yani bu çok hakikaten. Daha çok duyacağız çünkü bunu. Çok hibrit diyorduk. Yani daha çok hibridi kullanıyordum. Hala kullanacağım. Mesela oksimoron demeyi çok severim. Yaşadığımız ve olan şeylere. Eklektik olduğunu düşünüyorum. Ve bu geçiş dönemini, yani şu 2050'lere kadar gideceğimiz süreçte fijital, hibrit, eklektik, oksimoron. Bunlar ne biliniyor aslında, yeni keşifler değil. Bir tek fijitali birlikte keşfetmiş oluyoruz. Onu kullanacak herhalde herkes. Bence ama çok diğerleri önemli. Çok bilinen kavramlar ama anlamlandırarak yeniden bir bakmamız ve kullanmamız, farkında olmamız gereken kavramlar. Aslında fijital bir dünyada yeni anlamlar, anlam arayışı ve anlamlandırarak gideceğiz. Yani bilgi çok artık, materyal çok, yapacak iş çok, her şey çok. Çokluktan, hani bir yokluktan ve yokluk korkusundan gelen nesiller şimdi aşırılıktan yorgun düştüler. İşte onu dijital bir dünyada anlamlandırarak yeni iyiler ve olması gerekenler bulacağız. Yani yeni iyilik standartları belirleyeceğiz ki yavaş yavaş belirlendi aslında bu. Birleşmiş Milletler'in bir 17 maddelik dersi var, ödevi var insanlığa. Onlara tık attıkça aslında daha iyi bir gelecekte yaşayacağız hakikaten. Onları işte o tık atmalar zannediyorum ki zaten bize dijitalin sunduğu nimetlerle ve fırsatlarla olacak, doğru okuyabildiğimiz dijital takdirde. Yani fiziksel ve dijital olarak bir uyum, bir akış sağlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bu seçenekli bir şey değil. Yani ben sadece fizikselde kalacağım. Dijitale atlayacağım tamamen. O da Yani bir insan olmayı, onun da bir canlı olduğunu, bunun da bir faktör olduğunu anlayıp hep birlikte, hani kapsayıcılık, çeşitlilik, aslında bu farkındalıklar bayağı yükselmeye başladı. Sürdürülebilirlik, hani yaptım oldu değil, sen bunu sürdürebileceksin. Hı hı. Sürdürdüğünde ekolojiye, ekonomiye, insanlığa, çevreye, yerküreye ne faydası olacak? Devam edebilecek mi? Yani şimdiye kadar hani böyle çok para odaklı kapitalist dünyanın, rakam odaklı KPI'ler, hedefler, marjinler falan uçuştuk geldik buraya. Ne oldu? Elde ne var? Bir Covid, minicik bir virüs. Hadi bakayım hepiniz evlerine dedi. Evimiz kaçıştık. Yani insan oldu. Hala çok aciz. Hala pek bir şey yapmış sayılmayız ve üstüne üstlük de yepyeni sorunlar da üretiyoruz. O zaman bir durup düşünmemiz ve bütün bu eskiden elimizin tersiyle ay bunlar çok romantik, çok soyut dediğimiz, aslında işin özü olan insani değerler, insanlık değerleri, iyi insan olmak, iyi insan olmak ne demek falan gibi bir sürü şeyi sorguladığımız aslında bence güzel bir döneme girdik. Yani çok şansımız var. Çok yapabileceğimiz iyi şey var. Umarım değerlendiririz. Bana öyle geliyor ki bunu çözdüğümüz zaman zaten dünyadaki problemleri de ancak böyle çözümleyebileceğiz. Yani eğitim, sizinle konuşmak istediğim daha başka bir konuydu ama umarım başka bir programda onu da deşeriz. Böyle çocuklar yetiştiği zaman böyle dünyalar, evet, kurulacak gibi geliyor bana. Ve işte ekonomi de öyle şekillenecek. O kalkınma programındaki o 17 madde de böyle şekillenecek. Aynen. Dolayısıyla işte teknoloji de bize bu noktada fayda sağlayacak, değil mi? Buradan bakmak gerekiyor biraz. Şöyle, teknoloji filan hepsi bahane.
sonsuz enerjiye ulaşmak ve bulmak şahane. Çünkü ne yaparsak yapalım, hani en başta söylemiştim ya, tamam 2030'da bu olacak, 2040'da 50 yenili, her şey yenilenebilir enerji oldu, sıfır karbon, işte karbon nötr, yeşil mutabakat, Paris Anlaşması, 17 madde gırla gidiyor. Metaverse, o bu hepsi birbirinin üstünde. Şu maddelere bakın yani, şu anda bir avazda 50 tane birkaç sene önce hiç kimsenin ilgilenmediği, çok da yani haber değeri bile olmayan şeyler şu anda hepimizin gündeminde. Bütün bunların sürdürülebilmesi ve başka bir evrenin, yani dünyanın başka bir düzleme geçmesi için, ki ona tip bir uygarlık seviyesi diyoruz. Yarının işini yarına bırakmadı, onları anlatıyorum. Bunun ön koşulu sınırsız enerji kaynağını bulmamız ve kullanmamız. Enerji sorununu halletmeden hiçbir şeyi halledemeyeceğiz. Şu andaki elektrik kesintileri, daha sonra yaşayacağımız internet kesintileri, bunların hepsi bize diyecek ki sen hala insanoğlu çok acizsin. Daha yer kürenin, yani güneşten yansıyan ışıkları, enerjiyi daha doğrusu bile hasat edemiyorsun. Doğal felaketlerini ya da doğal olayları kontrol edemiyorsun. Senin enerjiyle ilgili bir sorunun var. Bunu halletmeden geleceğe geçemeyeceksin diyor neticede. Kim diyor bilmiyoruz henüz üst takım. Biz aslında komplo yani teorisi. Metaverse'ü, kripto varlıkları, blockchain teknolojisini konuşurken işin daha felsefi ve belki de magazinsel tarafıyla konuşuyoruz ama dediğiniz şey de bambaşka bir durum yani. Zaten temelinde bu var. Bu enerji problemini çözmeden bu teknolojileri zaten hazmede keyfini çıkara çıkara yaşayamayacağız. Yok. Şunu da sormak istedim. Bir diğer kitabınızın ismi de T insan. Kendinizi de öyle tanımlıyorsunuz. Hı-hı. Bunu da bir açalım mı? Biz nasıl T insan olabiliriz? Sizin gibi olabilir miyiz ya da? Tabii ki olun zaten. Olalım. Ne olur olalım zaten. Herkes olsun. O T insan aslında. Şimdi hep diyoruz ya, gelecekte neler olabileceğini artık kestiriyoruz. Orada şunu görüyoruz. Aha, gelecekte işte robotlar, teknoloji ama fiziksel bildiğimiz normal konvansiyonel hizmetlere de çok ihtiyaç olacak. Neticede becerilerimizin değişmesi gerekecek bunları yapabilmek ya da o dünyada bir işe yaramak belki için. Belki de meslek tanımlarımız bile değişecek değil mi? %100 zaten değiştiriyoruz habire. Yani bir işe yaramaktan bahsediyoruz. İş ve meslek dediğimde ben bunu kastediyorum. Bir işe yaramak. Onu yapabilmek için o işe yarama hali başka araçlarla, başka ortamlarda, başka koşullarla ve farklı ihtiyaçlar için olacak. O zaman benim değişmem lazım. Kendimi geliştirmem, versiyonumu yükseltmem lazım. O nasıl olacak? İşte ona bir model öneriyor T insan. Diyor ki herkes kendini T'leştirirse bir sürü T bir araya geliriz ve daha iyi şeyler yapabiliriz. O T aslında bir benzetme. Yeni çağda sürdürülebilir işi olsun isteyen insanların altın oranı. Hani bir altın oran var ya, böyle kolları açık, Da Vinci'nin şey çizimi. Orada dik bacak uzmanlık demeyelim. Yani uzmanlığa ben, yani o sınırsız, sonsuz bir durum, öğrenmeye çalışmak. Bir konuda derinleşmek, mesela ben gelecekte derinleşiyorum. Ve o her bir konuda derinleşip her şeye dokunabilmek ve fayda sağlayabilmek. Yani bir şeyin her şeyi derin, her şeyin de bir şeyini bilebilmek ve katkı verebilmek. İçinde 3T, HOK ve 5Y var bunun. Öyle bir formülü var. 3T teknoloji, tasarım ve takım oyunu. HOK, hibrit yaşamak, otodidakt öğrenmek ve iyi kürasyon yapmak HOK. 5Y'de yetenekli olduğumuz alanlarda bu 3D HOK'la yetkinlik kazanıyoruz. Yetkin olunca seni yetkili ve sorumlu kılıyorlar. Öyle olunca yaratıcı olmamız gerekiyor. Yaratıcı olunca da hep yenilikçi oluyoruz ve sürdürülebilir bir işimiz oluyor. Bir işe yarama halimiz oluyor. Yani 3D HOK ve 5Y'den oluşan şahane bir formül. Oluyor mu? Oluyor. Karşınızda oturuyor şu anda. 40 küsur yaşından sonra kendini bambaşka bir alanda versiyon yükselterek, değiştirerek hep işe yarar kılmaya çalışan ve öyle olduğumu da zannediyorum. En azından öyle feedback alıyorum. Ben sizi çok uzun zamandır takip ediyorum. O yüzden bu program benim için çok keyifli ve özel.
Tabii ki çok fazla olmuyor. Kaç tane Ufuk Tarhan var dersek sayamayız belki ama herkesten umarım sizler tane. Sayesinde olacak. Gencecik şahane kadınlar var. Evet. Size dokunabilen onlar sayesinde olacak. Bir tanesi karşımda oturuyor. Çok tatlısın, teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Benim için bir gurur bu. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum burada olduğum için. Çok da güzel hazırlandınız. Şimdi burada görünmeyen bir sürü kocaman, çok bir tatlı çok, bir çok ekibimiz tatlı var. Bir aile var. Çok akıllı gençlerle bir aradayım. Bu beni daha da mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Keyifliyiz o zaman. Keyfimiz daha da katlandı. Çok teşekkürler. Sonlandırıyoruz Kapital programını. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.